Bugünkü sohbetimizde Allah'ın izniyle yine Rabbimizin o dostlarından, Evliyaullah'ından, Alaaddin Attar Hazretlerinin o mübarek hayatından bahsedeceğiz. Kendisi Buhara'da yetişen, Buhara'da yaşayan ve o Nakşibendi Muhammed Bahattin Hazretleri Nakşi silsilesinin kurucusu, o büyük Allah dostunun talebesi adı da Alaaddin Attar. Birçok kerameti olan, birçok güzel sohbetleri, sözleri olan Buhara'da yaşamış zamanında Nakşibendi Hazretlerinin dizi dibinde yaşamış bir Evliya Allah'ın mübarek hayatından bugünkü sohbetimizde inşallah bahsedeceğiz. Alaaddin Attar Hazretleri Buhara'da yetişen büyük velilerden insanları hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen alim ve velilerin on altıncısı. O Nakşi silsilesinde silsile-i aliye var. Sevgili necerim. Resulullah Efendimiz'den başlıyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz oradan Nakşi silsilesi devam ediyor. Aynı şekilde Kadiri silsilesinin de silsileyi ailesi var. İşte o Nakşi silsilesinde diyor 16. ismi Muhammed bin Muhammed Buhari. Lakabı ise Alaaddin'dir. Doğum yılı belli olmayıp 1400 senesinde Buhara'nın Canyan nahiyesinde vefat etti. Alaaddin Attar'ın babası Buhara'nın zengin eşrafından idi. Üç tane oğlu vardı. Bunlardan büyük oğullarının isimleri Şehabettin ve Hace Mübarek'tir. Alaaddin Attar Hazretleri ise en küçükleriydi. Babası vefat edince oğullarına çok fazla mal kalmıştı. Fakat Alaaddin hiç miras kabul etmeyip Şah-ı Nakşibendi Muhammed Bahattin hazretlerine talebe olmayı tercih etti. Huzurlarına varıp o genç yaşındayken halini arz etti ve talebeliğe kabul buyurulmasını istirham eyledi. Bahattin Buhari hazretleri Alaaddin'e nazar ettikten sonra Evladım bizim yolumuzda çeşitli mihnet ve sıkıntılar vardır dedi. İşte o tasavvuf yolundan bahsederken. Dünyayı ve nefsini terk etmek vardır. Sen bunları yapabilecek misin? Buyurunca Alaaddin derhal yaparım efendim diye cevap verdi. Öyleyse devam etti Nakşibendi Hazretleri. Öyleyse bugün bir küfe elma alıp kardeşlerinin mahallesinde sat diye buyurdu. O kardeşlerinin bulunduğu mahalleye gönderdi. Alaaddin soylu ve tanınmış bir aileye mensup olmasına rağmen kibirlenmeyerek kardeşlerinin mahallesinde hiç kimsenin sözüne aldırış etmeden bağıra bağıra elma sattı. Ertesi gün Şahın ı Nakşibendi Muhammed Bahattin Hazretlerinin huzuruna gelerek emirlerinizi yerine getirmeye çalıştım efendim dedi. Bahattin Hazretleri Bugün de kardeşlerinin dükkanı önünde satacaksın dedi. Alaaddin peki efendim diyerek ağabeylerinin dükkanının önünde bağıra çağıra elma satmaya başladı. Ağabeyleri yanına gelip bizi el aleme rezil etme para lazım ise istediğin kadar verelim. Mirasından da daha fazlasını al fakat bu işi bırak dedi hani ailemizi bu yaptığın işle laf getiriyorsun diye söyledi. Alaaddin Attar Hazretleri ise hiç dinlemeyip elma satmaya devam etti. Ağabeyleri madem satacaksın bizim dükkanın önünde satma git başka yerde sat diye ısrar ettiler. O yine dinlemedi. Bunun üzerine kendisine pek çok hakaret ederek dövdüler. Ne var ki Alaaddin Attar hiçbir şeye aldırış etmedi. Verilen emre göre hareket etmeye devam etti. Ertesi gün Nakşibendi Hazretleri "Evladım artık bu iş tamamdır." diyerek elma satışı işini bıraktı ve onu talebeliğe kabul buyurdu. Yani o nefsinin ona ağırlığını nefsiyle mücahade için rezil hani o nefsini rezil eden Allah Celle Celaluhu ne diyor? Ruhunu aziz eder diyor Resulullah Efendimiz. O yüzden bizler ne yapacağız? Nefsimizi zelil etmek için. Yani hani o kibir, gurur, ucup, riya bunların hepsi nefsin bize en büyük oyunları. Ve bizim amellerimizi, ibadetlerimizi, her şeyimizi ele geçiren şey. Bunların ilacı nedir? Mütevazı olmaktır, güler yüzlü olmaktır, cömert olmaktır, Allah'ı zikretmektir. Bunlar işte bizim o kötü huylarımızı temizlemedeki en güzel hasletler. <laughs> Alaaddin Atar Hazretleri anlatmaya devam ediyor. Şah-ı Hazretleri beni kabul edince onu o kadar çok sevdim ki ve sohbetlerinden ayrılamayacak hale geldim. Bu halde iken bir gün bana Evladım sen mi beni sevdin Yoksa ben mi seni sevdim dedi. İşte söze bakın. Burası çok önemli bir nokta. Nakşibendi Hazretleri talebesi Alaaddin Attar'a ne diyor? Evladım sen mi beni sevdin yoksa ben mi seni? Şöyle dedi. İkram sahibi zatınız aciz hizmetçisine iltifat etmelisiniz. Hizmetçiniz de sizi sevmedil, sevmelidir diyerek cevap verdim diyor. Bunun üzerine Nakşibendi Hazretleri bir müddet bekle işi anlarsın buyurdu. Bir müddet sonra kalbimde onlara karşı muhabbetten eser kalmadı. İşte böyle söyleyince hani ben sizi sevdim ki siz beni sevdiniz diye söyledi Alaaddin Attar. Nakşibendi Hazretleri madem öyle bekle bakalım dedi. O an diyor Alaaddin Attar'ın kalbinde Nakşibendi Hazretlerine sevgiden eser dahi kalmamıştı. O zaman gördün mü? sevgi benden midir, senden midir diye buyurdu. Bir beytte Allah dostu şöyle buyuruyor. Eğer maşuktan olmazsa muhabbet aşığa, aşığın uğraşması maşuka kavuşturamaz asla. Ya... Yani bu o kadar güzel bir örnek ki. Yani Allah dostlarının talebesi oluyoruz. Salihlerle muhabbet ediyoruz. Ve ne diyoruz? Rabbimiz yani şöyle, sen Allah'ı seversen diyor, Allah seni sevmez mi? O yüzden Allah Celle Celaluhu bizim kalbimize kendi sevgisini koymazsa bizler Rabbimizi anabilir miyiz? Rabbimiz bize izin vermezse huzurunda durup Allahu Ekber diyerek namaz kılabilir miyiz? Yani yapabildiğin her ibadet o Allah dostlarını, evliya Allah'ını, Resulullah Efendimizi, sahabe efendilerimizi sevdiğini söylüyorsun ya diyor. O sevgi onların seni sevmesinden. Resulullah Efendimize eğer biraz muhabbet besleyip de onun sünnetine uymaya çalışıyorsan o alemlerin sultanının seni sevdiğinden ve senden memnun olduğundandır. Yani o Allah'ın rızasını kazanmış insanların adını. İnşallah bizleri de Rabbim dahil eylesin. Onların hayatlarını burada sizlerle beraber sohbetlerini yapıyoruz. Onların sevgisine ihtiyacımız var. Allah'ın dostları bizi severse Rabbimiz de sever. Allah'ın dostları bizleri inşallah razı olursa Resulullah Efendimizin rızasıdır. Yani Allah'ın rızasına ulaşan işte tasavvufun zaten amacı bu sevgili dinleyicilerim. Ne diyor? Allah Celle Celaluhu'nun rızasına ulaşan yol Resulullah Efendimizin rızasından geçer. Yani kim Allah'ın rızasına ulaşmak istiyorsa Resulullah Efendimizin önce rızasına ulaşmalıdır. Resulullah Efendimizin rızasına onun sevdiği bir ümmeti olmak istiyorsan onun ashabını sevmelisin. Onun ashabını sevmek istiyorsan onun yolundan giden Evliyaullah'ı sevmelisin. Onları sevmek istiyorsan hocanı, anneni, babanı, tüm müminlere muhabbet beslemelisin. Ne diyor? Yaratılanı yaratandan ötürü sevmelisin. İnsanları Allah için sevmelisin. Ne zaman sevgi ve muhabbet herkese karşı kalbinde hasıl olursa işte o zaman Rabbin hem seni sevdirecek sevdiklerine, hem habibine sevdirecek, hem dostlarına sevdirecek hem de kendisi sevecek. İnşallah bu olay çok önemli. Yani Nakşibendi Hazretleri burada hepimize çok güzel bir örnek sunuyor. İşte o Allah dostları talebeleri de muhabbet beslemese diyor. Talebeler üstadının adını anamaz. Resulullah Efendimiz'e salatu selam dahi getiremez. Allah Celle Celaluhu sevmediği bu kula kendini zikretmesine izin verir mi? Allah Celle Celaluhu sevmediği bir kulun Huzurunda ihlaslı bir şekilde namaz kılmasına izin verir mi? O yüzden sevgili necerim, bunların hepsi bizim şükür sebeplerimiz. Evet devam edelim. Alaaddin Hattar Hazretleri de diyor. Bundan sonra bütün muhabbetinin sevgisinin üstadının kendisini sevdiğinden anladı. Ve talebeliye kabul edilince canla başla çalışmaya hizmet etmeye başladı. Gece gündüz. Hiç boşa vakit geçirmeyip hocasının verdiği dersleri ve vazifeleri en kısa zamanda yapmak gayretiyle çalıştı. Talebe arkadaşlarının arasında parmakla gösterilenlerden oldu. Dünyaya meylederim korkusuyla yatacak bir döşek ve üzerine örtecek bir yorgan bile almazdı. Bütün dikkatini derslerine ve hocasının hizmetine verirdi. Hocası Nakşibendi Hazretleri de onun kemalini, olgunluğunu ve derecesinin çok yüksek olduğunu bildiği için bir gün diyor hanımına Ey hatun kızımız Blue'ya, Blue çağına diyor erişince bana haber ver buyurdu. Bir müddet sonra kızının o yetişkinlik çağına el geldiğini öğrenince Alaaddin Attar'ın odasına gitti. Nakşibendi Hazretleri. Bu sırada Alaaddin Attar eski bir hasır üzerinde kitap mütala ediyor, okuyordu. Odasında başının altına koymak için bir de tuğlası vardı. Aman ya Rabbi. Ne yapıyor? Başka hiçbir şey yoktu. Hani kafasına uykusu geldiği zaman yastık bile koymuyordu. Daha çok uyurum, gafillerden olurum, Allah'ı zikredecek vaktim gider diye tuğla koyardı diyor tuğlanın üstüne. Taşın üstüne kafasını koyardı uyumak için. ...Bahattin Nakşibendi Hazretleri'nin karşısında görünce hemen ayağa kalktı. Nakşibendi Hazretleri buyurdu ki... ...Evladım eğer kabul edersen evimde bir kızım var. Seninle evlendireyim. Alaaddin Hattar Hazretleri edeple durumunu anlattı. Efendim hakkımda büyük bir lütuf ve saadet buyurdunuz. Fakat görüyorsunuz ki yanımda dünyalık olarak hiçbir şeyim yoktur dedi. Nakşibendi Hazretleri benim kızım sana müyesser ve mukadderdir. Rızkınızın da Allahü Teala'nın gayb hazinesinden gönderileceği bildirilmektedir. Bunun için hiç üzülme buyurdu. Nakşibendi Hazretleri talebeleriyle birlikte Alaaddin Attar Hazretlerine bir ev yapmak için çalışmaya başladılar. O sıcak yaz günlerinde bir müddet çalışırlar, öğle vaktinin sıcaklığında dinlenirlerdi. Herkes gölgede istirahat ederken Alaaddin Attar Hazretleri güneş altında dinlenirdi. Diğer talebeler güneşin Alaaddin Hazretlerine gölge yaptığını hayretle görürlerdi. Alaaddin Attar Hazretleri ise o halde iken Allahü Teala'nın yarattıkları hakkında tefekkür eder ve cehennemin şiddetli sıcağının yanında güneşin sıcaklığının hissedilemeyeceğini düşünürdü. Bir an dahi Allahü Teala'yı unutmaz, kalbinde onun muhabbetinden başka bir şey bulunmazdı. Öyle ki bütün hücreleri dahi Cenabı Hakk'ı zikreder, Allah Allah derdi. Allah, sevgili dinleyicilerim. O Allah dostlarının diyor bütün bedeni, hücreleri, hani o vücudundaki her bir böyle kıl gibi her şeyin Allah'ı zikrettiğini talebelerinin duyduğu dahi olurdu diyor vücudunun Allah dediğini. Evi tamamlanınca düğünleri yapıldı. Böylece iffet ve ismet sahibi temiz ve edepli bir kızla evlenmiş oldu. Neymiş? Nakşibendi Hazretlerinin de damadı oldu yani Alaaddin Attar Hazretleri. Bu hanımından Hacı Hasan, Hacı Şehabettin, Hacı Mübarek, Hacı Alaaddin isimlerinde oğulları dünyaya geldi. Nakşibendi Hazretleri Alaaddin Attar'ın sohbetlerinde yanına oturturmuş. Sohbet ederken Nakşibendi Hazretleri artık onu yanına oturturur, sık sık ona dönerek teveccüh eder ve onun evliyalık derecelerinde yükselmesini sağlardı. Bu durumunu bir gün talebeleri sorunca talebelerine şöyle dedi. Onu kurt kapmasın diye yanımda oturtuyorum. Çünkü nefis daima pusudadır. Her an onun hali ile ilgilenmemin sebebi onu makamların en yükseğine çıkarmak içindir. Ben onu görünce Allahü Teala'yı ve onun beytini Beytullah'ı hatırlatırım, hatırlarım. Kerim'in hanesinde bulunan Keremine mashar olur, kavuşur dedi. Ya, talebesini öyle yetiştirmiş ki hem damadı hem talebesi. Ben onu görünce diye onun yüzüne baktığımda Rabbimi ve Rabbimin Beytullah'ını hatırlatırım. Aman ya Rabb, hatırlarım. Rabbim inşallah bize öyle dostlar nasip eylesin. Yüzüne baktığımızda Allah'ı ve Resulünü hatırlayacağımız, Allah'a kulluk etmeyi hatırlayacağımız, ibadeti, namazı hatırlayacağımız öyle güzel arkadaşlar, eşler, dostlar nasip eylesin inşallah. Nakşibendi Hazretleri hayatta iken bütün talebelerinin yetiştirilmesini Alaaddin Attar Hazretlerine bırakıp Alaaddin evladım bizim yükümüzü hafiflet diye buyurdu sohbetinin bereketi ve güzel terbiyesi sebebiyle çok kimseyi kemal derecesine çıkarmıştı. Alaaddin Attar Hazretleri evliyalık makamlarında ve marifette Allahü Teala'nın zatına ve sıfatlarına ait bilgilerde o kadar yükseldi ki Alaiye ismi ile silsile tüzzehabe yani en büyük alim ve veliler silsilesinin içine diyor şekil verdi. 16.sı oldu ve ondan sonra da o silsileye talebeler yetiştirdi. Talebelerinin maksatlarına daha çabuk kavuşabilme yolunu keşfedip o yol ile hedefe varılmasını sağladı. O büyük alimler tasavvuf yollarının en yakını alaiye yani o alatir attar hazretlerinin yoludur. Bu yolun esası Şahı Bahaddini Buhari'den elde edilmesi ile Alaaddini Attar Hazretleri vesilesiyle bizlere akmaktadır diyor. Yani ne diyor? Nakşibendi yolunda diyor. Nakşibendi Hazretlerinden sonra o Nakşibendi yolunun ihlası, verimi, güzelliği, nuru Alaaddin Attar üzerinden gelmektedir. Allah'ım inşallah cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Buhara'da bir takım alimler arasında Allahu Teala'nın görülüp görülmeyeceğinden konuşulmuştu. Bir kısmı Allahu Teala'nın görülebileceğine mümkündür derken diğer bir kısmı mümkün değildir diye ısrar ediyordu. Hepsi de Alaaddin Attar Hazretleri'ne tam olarak inanan kimselerdi. Meseleyi açıp siz hakemsiniz. Bize doğru yolu gösterirsiniz dediler. Hacı Alaaddin Hazretleri onlara üç gün devamlı bize gelip tam bir ihlas ve temiz bir düşünce ile sükut üzere mecl meclisimizde oturun buyurdu. Ondan sonra da hükmü beraber verelim. Onlar da üç gün devamlı Alaaddin Ata Hazretlerinin sohbetine gelip sükut üzere oturdular. Üçüncü günün sonunda onlar da bir hal ve kendini kaybetme hasıl olup dayanamadılar yere düşüp diyor kendinden geçtiler. Kendilerine gelince tam diyor kalkıp bir tevazu ile ruyetin hak olduğuna inandık deyip bir daha Alaaddin Attar Hazretlerinin hizmet ve huzurlarından ayrılmadılar. Yani Rabbimizin nurundan, tecellisinden bahsediyor burada sevgili necim. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun cemalini bir tek can gözüyle, normal gözüyle alemlerin sultanı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tayken gördü. Ama o Ebubekir Bekir Sıddıklar sahabelerimizden Allah dostlarından büyük evli da o mana aleminde Rabbimizin diyor tecellilerini görünce diyor. O tecellisiyle kendinden geçip öyle güzel aşkla fenafillah denilen işte o mürşidi kamillerin Allah dostlarının o ilmi ledün sultanlarının Rabbimizi diyor tecellilerinden nasiplenince kendilerinden geçerlerdi. Bu haller tabi biz burada konuşmak o kadar kolay ki yani kitaptan okuyoruz biz bile e, zerresini anlayamıyoruz. İşte o dostları Rabbim inşallah bizleri onların yollarından ayırmasın. Onların bu mübarek hallerinden bizlere zerre kadar da olsa nasiplenebilmeyi inşallah ikram eylesin. Onların yollarından bizi bir an bile inşallah ayırmasın. Alaaddin Attar Hazretleri anlatıyor. Dervişlerden biri bir gün bana kalbin nasıl olduğunu, yani kalbin ne olduğunu, her insanda bir kalp var değil mi? İşte bu kalbin nasıl olduğunu sordu. Nasıl olduğunu bilmiyorum dedim. O ise ben kalbi üç günlük ay gibi görüyorum dedi. Bunu üstadım ve efendim Nakşibendi Hazretlerine anlattım diyor Alaaddin Attar Hazretleri. Bu onun kalbine göredir diye buyurdu Nakşibendi Hazretleri. Ayakta duruyorduk o an. Alaaddin Atar Hazretleri devam ediyor anlatmaya. Ayağını diyor ayağımın üzerine koydu. Üstadım Nakşibendi Hazretleri kendi ayağını benim ayağımın üzerine koydu. Birden diyor kendimden geçtim. Bütün mevcudatı 18 bin alemi arşı alayı kalbimde bir arada gördüm. Kendime gelince de Gördüklerini anlat diye buyurdular. Anlattım ve bunun üzerine işte evladım, gönül budur. O dervişin sandığı gibi değil. Allahü Teala'ya kalbin yakın olduğu kadar hiçbir şey yakın değildir. Mahlukların en üstünü, en şereflisi kalptir. Kalp bilinmeyen sırlarla dolu bir alemdir. Her şeyi kendinde bulundurur. Görüldüğü gibi kalp her şeyden geniş bir latifedir. Böyle olunca onu bir kimse nasıl anlayabilir? Bunun için hadisi kutsi de Allah Celle Celaluhu Resulullah Efendimiz'e şöyle buyuruyor. Yere göğe sığmam mümin kulumun kalbine sığarım. Söze bakın şöyle bir kutsi hadis Allah Celle Celaluhu ne diyor? Yere göğe o kadar geniş alana sığmam ama Mümin kulumun kalbine o kalp işte öyle genişleyen, öyle deryalar olan bir kalp. Kalplerin en üstünü Muhammedül Mustafa'nın onun nasibiyle Resulullah Efendimizin aşkıyla yanıp tutuşan evliyaullahın kalbi de işte öyle geniş, öyle deryalar taşırdı. Bunun aynı örneği sevgili dinleyicilerim. Resulullah Efendimizin ashabından konuşalım. Ashabı suffe diyor. Resulullah Efendimizi alırlardı ortaya. Halakayı kularlardı zikir yapacaklar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine gelirlerdi. Hepsi diyor alemlerin sultanının ayağının altına ayağını sokardı. Bakın Bilal Nadir Hazretleri var Antepli Bilal Nadir Hazretleri. Allah'ım inşallah ondan da razı olsun şefaatlerinin aile eylesin. Sohbette bundan bahsederken diyor ki Resulullah Efendimiz sohbet ediyordu. Ashab-ı ve ellerini elinin altına ayaklarını ayağının altına sıkıştırırdı. O an Resulullah Efendimiz boncuk boncuk terlemeye başladı. Tam vahiy gelmişti. Cebrail aleyhisselam indi. Öyle bir ağırlık geldi ki üstümüze diyor. Resulullah Efendimizin ayaklarının altına ayağımızı koyunca. Sanki diyor 18 bin alem aynı işte Nakşibendî Hazretleri talebesine o şekilde kalbinin ağırlığından bahsettiği gibi. Resulullah Efendimizin ayaklarının ellerinin altına ellerine ayaklarını koyan ashabı bahsediyor öyle bir ağırlık geldi, geldi ki vücudumuza vallahi arş ve kürsü bu ağırlığı taşıyamazdı dedi. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o kalbinin, o ruhunun sınırsız deryalarından, deryalardan nasiplenen o Evliyaullah o Nakşibendiler, Abdülkadir Geylani'ler hep Resulullah Efendimiz'e olan muhabbet sayesinde, Allah Resulü'ne olan sevgileri sayesinde Rabbim o dostlarına da ikram etti. Ve Resulullah Efendimiz o yüzden ne dedi? Benim dedi ümmetimin öyle alimleri, öyle evliya Allah olacak ki beni İsrail peygamberlerine muadil olacak dedi. Verasetül Enbiya peygamber varisleri olacak onlar dedi. İşte şu an Alaaddin Attar'dan bahsediyoruz. O da öyle bir üstadın yanında Nakşibendi Hazretleri'nin yanında birebir damadı talebesi yanında yetişti ki onlar da birer umman oldu, derya oldu. Nasıl ilahi de bahsediyoruz her gün biliyorsunuz. Ey katreyi umman eden, ey nutfeyi insan eden dedi ya Yunus Emre Hazretleri. Allah'ım inşallah ondan da razı olsun. Evet sevgili necerim. Bahattin Nakşibendi Hazretleri'nin ömrünün son günlerinde bana diyor kabrini kazmamı emir buyurdu. Alaaddin Hatta Hazretleri devam ediyor anlatmaya. Evladım benim kabrimi kaz dedi. Gidip emredildiği gibi kabrini kazdıktan sonra huzuruna geldim. Yasin-i Şerif okumamı istediler. Diğer talebelerle birlikte okumaya başladık. Kendisi de bizimle birlikte okuyordu. Yarısına gelince nurlar gökyüzüne yükselmeye başladı. Gökyüzünden diyor nurlar gözükmeye başlamıştı. Kelime-i tevhid'i söyleyerek son nefesini o üstadım, babam Nakşibendi Hazretleri verdi. Bundan sonra Alaaddin Attar Hazretleri zamanında kamil velilerin baş tacı oldu. Nakşibendi Hazretleri vefat edince onun vekili olarak o zamanın en büyük evliyaullahından oldu halktan olsun, ilim ehlinden olsun, irşad içinde pek çok kimseye doğru yolu göstermekte kaynak durumuna gelmişti. Halkı hakka götüren delillerin en önde gideniydi. Üstünlüğünden yer ve gök onun aşkını anlatmaya başlamıştı. Yaşadığı asırda İslamiyet'i bütün güzelliğiyle kainata gösterdi. Alaaddin Attar Hazretlerinin sohbetlerinde ve çeşitli sualler karşısında buyurdukları kalbe şifa olan sözlerinden biraz diyor bahsedelim inşallah. Çok güzel sohbetleri sözleri var Allah'ın izniyle biraz bir 10-15 dakika onun mübarek sözlerine bırakalım kendimizi sevginleyelim. İnşallah Rabbim nefsimizden konuşmaktan muhafaza eylesin. Şu dostlarının hayatlarını, sözlerini okumanın bana verdiği hazzı Rabbim inşallah cümlemize de hepimiz böyle yani şu güzelliklerden mahrum etmesin Rabbimiz. Bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Sevgin Necer'im yani şu an Allah'a öyle güzel dost olmuş Evliyaullah'ın mübarek sözlerini hayatlarını okuyabiliyoruz, dinleyebiliyoruz hep beraber. İnşallah Rabbim bizleri şu anlatılanlar gibi o dostları gibi güzel insanlardan ayırmasın. Bu yollarda bizi kavuştursun. Bizi nefsimizle bir an bile inşallah baş başa bırakmasın. Şöyle buyuruyor Alaaddin Attar Hazretleri. Tasavvuf yoluna giren ve bu yolda ilerlemek isteyen yolcunun, talebenin durumu ve yapacağı işler hakkında şöyle buyurmuştu. Bu yola taklit ederek girenin bir gün hakikate kavuşacağına kefil olurum. Evet öncelikle nasıl? Taklidi iman. Zaten taklidi imanla başlıyor sonra tafsil iman. Artık kalbinde Allah ve Resulünün sevgisiyle dolup taşınca bu sefer direkt kaynağından alıyorsun ilmi. Ama velakin önce ne yapacaksın diyor? Üstadını taklit edeceksin. Bir hocanı taklit edeceksin taklit edeceğimiz en güzel kimdir? Resulullah Efendimiz'dir. Nasıl yapardı? Nasıl yürürdü? Nasıl namaz kılardı? İşte Alaaddin Attar Hazretleri öyle diyor. Bu yola taklit edilerek girenin bir gün hakikate kavuşacağına kefil olurum. Hocam Bahattin Nakşibendi bana kendilerini taklit etmemi emrettiler. Onları taklit ettiğim ve halen etmekte olduğum her şeyde onun eser ve neticesini görüyorum. Ya Evet sevgili öğrencilerim bizler de ne yapacağız? Bu okuduğumuz sohbetlerde Allah dostlarının hayatlarını bizler de inşallah taklit etmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Devam ediyor. Nefsi terbiye etmekten maksat bedeni bağlılıklardan geçip ruhlar ve hakikatler alemine yönelmektir. Ya. Yani o dünyevi şeyleri aşıp para sevgisi, mal sevgisi, makam sevgisi şu kısa dünya hayatındaki dünyevi geçici sevgileri bırakıp ahireti, Allah'ı, Rasul'ünü, dostlarını, ibadetleri, cömertliği hep bize manevi destek sağlayacak sevgileri kalbimizde arttırmaktır yani. Kul kendi istek ve arzularından vazgeçip hakkın yoluna mani olan bağlılıkları terk etmelidir. Ney? Yani şöyle sevgili dinleyicilerim. Biz şu an radyomuzu dinleyen, namaz kılamayan, eksik olan kardeşlerimiz var. Günah işleyen, içki içeni var, yalan söyleyeni var. Hepimiz her çeşit günah işliyoruz. Bunları düşüneceksiniz. Bizim namaz kılmamıza ne mani oluyorsa ona savaş açacağız. Bizim sabah namazımıza kalkmamıza engel olan neyse. Bizim işte günah işlememize, dedikodu yapmamıza kötü arkadaşlar mı var? Onlardan kurtulacağız. Onların yanında bulunmayacağız. Bulunursak kardeşim benim yanımda dedikodu yapma diyeceğiz. Yalan söyleyen yalancı insanlar mıyız? Biz onlardan uzak duracağız. Onlara önce doğruyu tavsiye edeceğiz. Baktık onlar bizi bozmaya çalışıyor. Bu sefer uzak duracağız. İşte devam ediyor Alaaddin Hatta Hazretleri. O bağlılıkları terk etmelidir. Bunun çaresi ise şöyledir. Kendisini dünyaya bağlayan şeylerin hangisinden istediği an vazgeçebiliyorsa bunun maksada mani olmadığını anlamalıdır. Yani ne diyor? Bu dünyaya bağlayan şeylerin hangisinden istediği an hani dünyaya bağlıyor seni hemen vazgeçebiliyorsan bu senin maksadına mani olmaz. Yani hemen vazgeçemeyeceksin nefis çünkü engelleyecek. Baktın seni zorluyor. Ne olacak? üstüne gideceksin. Mesela yatsı namazını kılıp yatmak zor geliyor değil mi? Hani uyku'm bastırıyor. Hadi yat diyor. Nefis ağır geliyor, ağır. İşte o an ya Rabbi senin emrindir. Kalkacaksın. Abdestini güzel alacaksın şöyle. Güzel güzel kokular süreceksin. Güzel güzel evinizde en azından dışarıda giyemiyorsanız da bakın cübbe sarık Resulullah Efendimizin sünneti. Hani dışarıda yapmıyorsun bari evine al kapının arkasına bir tane cübbe kendine güzel al bir tane güzel takken olsun bir sarığın olsun en azından odanda gece teheccüdüne kalk kalkamıyorsan yatsı namazına güzel üstüne giy haydariye giyerler mesela bazı tarikatlerde kadiri yolunda işte cübbe giyerler evinde giy cübbeni sar sarığını, sür güzel kokularını şöyle güzel şeytana nefse karşı bir ya Rabbim ben seninleyim, senin yolundayım deyip Allahu ekber deyip at şu nefsin emmareni inşallah. Rabbim cümlemizi ibadetleri zevkle yani kendinize böyle ibadetlere huşu katacak şeyler. Bunlar da nedir? Resulullah Efendimize tabi olmaktır. İşte ibadeti güzelleştiren bizim kalbimizdeki Allah ve Resulü'nün sevgisini arttıracak şeyler ona tabi olmaktır sevgili necerim. Hani böyle güzelliklerle inşallah işte Allah dostlarının güzel sözleriyle ne yapacağız? Nefsimize karşı mücadele edeceğiz. Günahlardan sakınmanın yollarını arayacağız. Kelime-i tevhid bol bol getireceğiz. Salatu selamlar getireceğiz. Günahlardan, gıybetten, dedikodudan, yalandan uzak duracağız. Allah'ın izniyle Rabbim inşallah o dostlarının o mübarek sözleriyle inşallah bizleri de amel edebilmeyi nasip eylesin. Evet devam ediyor. Hangisini diyor terk edemiyorsa? Yani bir ibadet yaparken sana engel olan şeyler var. Bunun hangisini terk edemiyorsan onun hak yoluna mani olduğunu anlamalısın ve o bağlılığın kesilmesine çalışmalısın. İşte bu. Bizim hocamız diyor Nakşibend Hazretleri o kadar ihtiyatlıydı ki yeni bir elbise giyse bu elbise falan kimsenindir diyerek onu emanet gibi giyerdi. Yani kendisi dünyadaki hiçbir şeye sahiplenmezdi diyor. Şuna inanmalı ki hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızası ile erilebilir. Bu sebeple mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek müride talebeye düşen başlıca görevdir. Yani bu tasavvuf yolunda bağlı olduğun Allah dostunun sevgisini kazanmak için. Yani biraz önce ne dedim? Allah Celle Celaluhu'nun rızası Resulünün rızasından geçer. Resulün rızası sahabenin rızasından. İşte hepsini tam olarak sevip, muhabbet edip, yani ya Rabbi senin razı olduğun her insanı ben de seviyorum ya Rabbi. Senin sevdiklerinin hepsini ben de seviyorum. Ya Rabbi senin razı olmadıklarından ben de uzağım. Ya Rabbi senin düşmanlarına benim kalbimdeki nefreti kini arttır. Ama senin sevdiğine sen ben bu kulumdan razıyım dediğin herkesin sevgisini kalbimde arttır ya Rabbi. İşte bu muhabbetle şeksiz şüphesiz Resulullah Efendimiz böyle dediyse ya Rab teslimim sormadan sorgulamadan. Hani insanlar akıl karıştırmaya başlıyor ya her şeyi sorgulayacaksın. Her şeye bilimsel bir açıklama yapacaksın. Her şey şöyle olacak. Tabii ki dünyevi işlerle ilgili sorgulayacaksın. E, kaynağı kesin olarak belli olmayan şeyleri sorgulayacaksın ama bir sahih hadisi şerif. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu diyor. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde böyle buyurdu. İşte o niye öyle? Sen bir ayeti kerimede Rabbimizin emrine neden böyle sorusunu soramazsın. Rabbimiz bizi yaratan, yoktan var eden Allah Celle Celaluhu bizim neden öyle yaptığımızı kendisi belirlemişken bize burada neden böyle dersek Allah muhafaza olay çok sıkıntılı yerlere gider. Aynı şekilde ayeti kerimede bana uyduğunuz gibi Habibim Muhammedül Mustafa'ya da de uyun demedi mi? Onun yap dediğini yapın demedi mi? Kur'an'da 200'e yakın yerde Resulullah Efendimiz'e de tabi olunması gerektiğinden bahsediyor. O yüzden Resulullah Efendimiz bir şey yaptıysa bunda bir hikmet vardır. Kesinlikle biz yaparsak bunun ecrini fazlasıyla alacağız diye teslim olduğumuz an Allah'ın izniyle o zaman Resulullah Efendimize muhabbetimiz artacak. Rabbim bizleri inşallah öyle eylesin. Şu nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. İşte Alaaddin Attar Hazretleri de ne diyor? Bu Resulullah Efendimize muhabbetin yolu da evliya Allah'a, üstadına, mürşidine olan muhabbetten gelir ama Kur'an'a ve sünnete tabi olandan inşallah. Devam ediyor kabir ziyaretleri hakkında şöyle bahsetmişti. Bir alimi ve evliyayı ziyaret etmekten maksat. Evet hepimize de güzel bir örnek bu. Allahü Teala'ya yönelmektir diyor. Bir evliyanın kabrine gitmekte ziyaret edip dua etmekteki maksat Allahü Teala'ya yönelmektir. O büyüklerin ruhu şeriflerini tam bir yönelme ile ziyaret Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmaya vesiledir. Allah. işte ya ben yani bu sözü de ilk defa okuyorum. Beni de böyle çok heyecanlandırıyor. Yani kabir ziyaretlerini yapmaya elimden geldiğince gayret etmeye çalışıyorum ki. Onların kabrine de gittim Buhara'ya. Elhamdülillah Rabbim nasip eyledi. Cümlemize Allah'ım nasip eylesin. O Nakşibende Hazretlerinin de huzurunda. Mükemmel bir atmosfer tabi oralarda. Ne güzel söylüyor talebesi damadı Alaaddin Attar Hazretleri ne diyor? O büyüklerin diyor Allah dostlarının kabirini ziyaret edip tam bir yönelme ile onlara dua etmek Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmaya vesiledir. Amacımız zaten Rabbimizin rızası değil mi? Devam ediyor. Nitekim görünüşte halka olan tevazu yani o kişilere olan tevazu hakikatte hakka tevazudur. Düşünsenize üftada hazretlerini tanımıyoruz etmiyoruz. Emir Sultan hazretlerini tanıyor muyuz? Yani gördük mü görmedik. 1400'lü yıllarda yaşamışlar. 1300'lü 1500'lü yıllarda yaşamışlar. Ama gidiyorsun kabri şerifine dua ediyorsun. Yasinler okuyorsun. Niye? Amacımız ne? İşte amacımız ya Rabbi sen bunu sevmişsin bu dostunu. Hayatını okuyoruz. O kadar talebe yetiştirmiş. Allah'ım sana dost olmuş. Habibini çok sevmiş. Yalnız senin rızanı kazanmak için. Demek ki senin sevdiğin kul üstündür ya Rabbi. Ben de gidiyorum onun kabrine. Dua ediyorum. Fatihalar okuyorum ki onlara ölü demeyiniz diyorsun. Çünkü ne diyor? Allah yolunda öldürülenlere. Allah yolunda cihad etmek iki türlüdür. Biri savaşarak kılıçla cihad biri de nefisle cihad. İşte tasavvuf yolundaki Evliyaullah'ın tamamının cihadı nefisle cihad. Ve Resulullah Efendimiz ne dedi Tebük gazvesinden sonra? Nefisle cihat, cihad, cihadu ekber en üstün cihattır. İşte onlar da en üstünleridir insanların. O yüzden ya Rabbi onların kabirlerine gitmemdeki maksat senin rızanı kazanmaktır. İşte Alaaddin Attar Hazretleri de aynen elhamdülillah ki bunu söylüyor. Sevgili Necerim, bunlar çok önemli. Hafta sonları gidin, alın çocuklarınızı o mübareklerin Bursa'mızda. Bir de o kadar mükemmel bir şehirde yaşıyoruz. Yani yüzlerce Allah dostu, o kadar mübarekler var. Gidelim, gezelim, ziyaret edelim, fatihalar okuyalım. Ülkemizde, Türkiye'mizde yüzlerce Allah dostu. İstanbul'da sahabe efendimiz Ebayo Belensari işte Alaaddin Hattar Hazretleri bundan bahsediyor. Ne diyor? Görünüşte diyor halka tevazu ediyorsun ama hakikatte Allah'a tevazudur. Çünkü insanlara Allahü Teala'nın rızası için tevazu göstermek makbul ve kıymetlidir. Ya işte Allah'ın rızasını kazanmak için anneye babaya hürmet göstermek de aynı şekildedir. Devam ediyor. Salih zatların kabirlerine yakın bulunmanın iyi yönden çok tesiri vardır. Ancak onların ruhaniyetlerine yönelmek kabirlerine yakın olmaktan daha iyidir. Ya tamam diyor şimdi. Bak bu da çok önemli. Kabirini ziyaret ediyorsun, yakınında oturuyorsun, dua ediyorsun ama bundan ziyade onların ruhaniyetlerine yönelmek, yani onların sohbetlerinden, hayatlarından nasiplenmek. Yani biz burada sohbetlerde ne yapıyoruz? o mübareklerin hayatlarından bahsediyoruz değil mi sevgili neşerim? Hani burada istediğimiz kadar gidip kabrine de dua etsek, bizler Kur'an'a ve sünnete uymazsak, bizler o Allah dostlarını kalben muhabbet beslemezsek, işte onun da bir faydası yok diyor. En önemlisi onlara ruhen yakın olmak. Onların ya Rabbi şu dostların seni ve Habibini ne kadar sevdiyse bizim de kalbimize o sevgiyi ver ya Rabbi diye içten bir duadır onlara yakın olmak. Zira diyor iyi tesirin yakınlık uzaklık ile bir bağlantısı yoktur. Eğer sen ne kadar uzak olursan ol bir Allah dostunu gerçekten muhabbet edersen onun ruhaniyeti sen Çin'de de olsan bilmem nerede de olsan Öyle diyor Abdullah Gürbüz Hazretleri. Evladım diyor Allah Celle Celaluhu bize izin verdi. Bir talebemiz diyor Çin'de olsa bir talebemiz Arabistan'da nerede olursa olsun Allah'ın izniyle onları yetiştirmeye yetkiliyiz diyor. İşte mürşidi kamil hakiki bir mürşidi kamilin yetkisi dünyanın neresinde bir talebe olursa olsun dersini çeker Allah'ını zikreder günahlardan kaçındığı müddetçe o üstadının onu yetiştirmesi Allah yolunda nefis meratiplerini aştırmak için yetkilidir. Allah Celle Celaluhu inşallah bizi nefsimizden inşallah nefsimizi safiyeye kadar şöyle tertemiz edene kadar şu dünyadaki hayatımızı güzel şekilde rızasını kazanarak son nefesimizi verebilmeyi nasip eylesin inşallah. Evet sevgili Necerim, Alaaddin Hattar Hazretleri devam ediyor sohbetine. Nitekim diyor, bu manada Resulullah Efendimiz her nerede bulunursanız bana salavat okuyunuz diyor. Ya her nerede bulunursanız. Alaaddin Hattar Hazretleri devam ediyor. Allah adamları ile yani Allah dostları ile sohbet hakkında. Allahü Teala'nın veli kulları ile sohbet etmek öbür alemin işlerini yürütmeye yarayan akılı arttırır. Ne kadar değişik bir kelime gibi geliyor değil mi? yani o salihlerle Allah dostlarıyla sohbet ettim mi öbür alemin yani o mana aleminin işlerini yürütmeye insanın ne yapar? Aklını arttırır. Allahü Teala'nın veli kulları her gün iki günde bir kere görmek bırakılmaması gereken bir sünnettir. Ama diyor edep ile saygı ile. Gönülde Allahü Teala'nın sevgisini bulundurma ile ilgili şöyle buyurmuştur bir kimse susup duruyorsa onun bu hali şu üç şeyden boş olmamalıdır. 1- Gönüle kötü duyguların girmesini önlemek. 2- Allahü Teala'yı sessiz sessiz zikretmeyi, anmayı sağlamak. 3- Kalp hallerini gözetmek. İşte Nakşibendi yolunda şey nedir? Rabbimizi sessiz bir şekilde zikredip o kalbinle kalp hallerini tefekkür, Rabbimizin yarattığı kainatı tefekkür edip zikretmektir. İşte susmayı bu şekilde yapıyorsa bu güzeldir diyor. Gönüle Allah-u Teala'nın düşüncesinden başkasını koymaya çalışmak zordur. O gönüle gelen şeyleri tamamen atıp uzaklaşmak ise mümkün değildir. 20 sene gönlüme bir şey koymaya çalıştım sonra yine geldi. Geldi ama gönlümde yer bulamadı diye buyurmuş. Amellerin en güzeli Gönülden geçenleri araştırmaktır. İyi mi geliyor, kötü mü geliyor bilmektir diyor. İşte ne güzel söz. Yani amellerin en güzeli düşünmektir. Ya Rıdvan sen ne yaptın kardeşim bugün? Sen bu aralar nasıl yaşıyorsun? Senin kalbinde ne sevgisi var bir bak bakalım. Yani günahlarını, sevaplarını, ibadetlerini, amellerini iyi yaptığın şeyleri hiç diyor görmeyeceksin. Hayır yaptın cömertlik unutacaksın, unutacaksın ama kötü yaptığın her bir zerreyi, kalbinden geçen bir kötülüğü dahi sen bunu nasıl düşünürsün deyip ona dahi tövbe etmek. İşte Allah dostlarının ahlakı bu sevgili dinleyicilerim. Ama ben çok namaz kılıyorum, ben ibadet ediyorum. Bak ben kapalıyım, o kapalı değil. Bak ben sakal bırakıyorum, şunlara bak sokakta açık açık geziyorlar. Bak ben hiçbir şey kötülük yapmıyorum, o içki içiyor. O şunu yapmıyor. İşte kendi yaptığın ibadetlerini şeytan sana gösterip ibadet eden kimseyi bile kibir, ucup, riyaya sürükleyip onu dahi diyor cehenneme sürükler. Cehennemin birinci katında birçok alim olacak diyor. İlmiyle amel ediyordu ama ve lakin insanlara gösteriş yapıyordu. İnsanları eleştirmek için insanlara sen şöylesin böylesin cehennemliksin diye diye halbuki kendisi ihlastan uzaklaştı. Allah'ın rızası için değil insanlara gösteriş için yaptı her şeyi. İşte bu da ne olacak? Allah muhafaza bundan da uzak duracağız. O yüzden Allah dostları yaptığı bütün işleri, hayırları, güzellikleri unutup nefsinden, kalbinden geçirdiği kötülükleri dahi çok büyütmüşler. Yani en ufak bir günaha bile o kadar büyütmüşler ki onun içinde gecelerce yalvarmışlar, ağlamışlar, teheccüdlerle, namazlarla yalvarmışlar. Rabbim şu düşünceleri, idrakı inşallah bizlere de nasip eylesin. Evet sevgili necerim, 1400 senesinde vefatına da gelelim. 1400 senesinde diyor bel ağrısıyla başlayan bir hastalığa yakalandı ve 2 Recep Perşembe günü yatağa yattı. Talebelerinden Şeyh Safiüddin anlatıyor. Hocam hayatlarının sonunda ve yakınlarında huzurunda bu fakir hakkında buyurdu ki 20 yıldan fazla bir zamandır Seyfüddin ile aramızda Allahü Teala'nın rızası için olan bir dostluk vardır.'' Elbette bu dostluk bozulmaz. Ben orada olmadığım bir günde ondan razıyım. Allahü Teala'nın, Resulünün, Ashab-ı ikramın razı oldukları gibi buyurmuştur. Evet sevgili necerim. Daha sonra diyor son hastalıklarında Bahattin'in akşibende Hazretlerinin ruhaniyeti ile bir hayli sohbet ettiğini söyledi. Buyurdu ki dostlar ve azizler hep gitti. Bazıları da arkalarından gitmek üzeredir. Elbette o alem bu alemden üstündür sözünü söyledi. Bundan sonra bir ara bahçedeki yeşilliğe gözleri takıldı ve yakınlarından biri ne güzel sebzelik deyince Toprak da güzeldir evladım. Bu aleme hiç meylimiz olmamıştır. Dostların gelip bizi bulamayınca gönülleri kırık dönmelerinden başka kederimiz yoktur buyurdu. Recep ayının 20'sine rastlayan çarşamba gecesi son nefesinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek vefat etti. Vefat ettiği gece sevenlerinden biri onu rüyasında gördü. Ve buyurmuştu ki Alaaddin Atar Hazretleri inşallah şu sözle bitirelim. Allahü Teala'nın diyor evladım bize verdiği nimetler ve ihsanlar yazı ile söz ile anlatılmaz bunlardan en küçüğünü söyleyeyim sana diyor. Vefat ettikten sonra talebesi rüyasında görüyor ilk gece. Kabrimin diyor 40 fersah uzaklığına defnedilmiş olanların dahi benim şefaatim ile affolunacağı, mağfiret olunacağı Rabbim tarafından diyor bize bildirildi. Aman ya Rabb. Evet sevgili necerim duyuyor muyuz? yani imanla göç edip Allah ve Resulünü en azından sevmeye çalışıp günahkar da olsan o Allah dostlarına Evliyaullah'a buğz etmeyip orada diyor kabrinin yakınında 40 fersah o kadar uzaklıktakilere dahi şefaat etmemiz Rabbimiz izin verdi. İşte sevgili necerim Allah dostları Allah öyle güzel insanlardı ki bunların hepsini Kur'an'a ve sünnete tabi olmalarıyla kazandılar. Resulullah Efendimiz'e olan muhabbetiyle kazandılar. İşte Abdullah Gübüz Hazretleri de öyle bahsediyordu. O Ebayü Belensari Hazretleri bulunduğu semte, Üftade Hazretleri bizde bulunduğumuz semte, Emir Sultan Hazretleri kabrinin olduğu yerdeki o birçok insana ne olacak? O beldeye diyor şefaat edecek inşallah Allah'ın izniyle. Rabbim İnşallah o dostlarının şefaatlerine bizlere de nail eylesin. Şu yaptığımız sohbetlerden hasıl olan sevabı da peygamberimiz başta olmak üzere tüm peygamberlerin, sahabe efendilerimizin haseten o Buhara'da Nakşibendi hazretlerini de andık. Onun ve buha arada Semerkant'ta, oralarda bulunan tüm Evliya Allah'ın o silsile-i aliyenin de ruhu şeriflerine hediye ediyoruz vasıl ve hissedar eylesin. Tüm Evliya Allah'ın pir ve piranların haseten adını andığımız Alaaddin-i Attar hazretlerinin de ruhu şeriflerine hediye ediyoruz vasıl ve hissedar eylesin. Şefaatlerini cümlemizin şu radyoyu dinleyen ümmeti Muhammed'in de üzerine inşallah eylesin. Evet sevgili dinleyicilerim Allah'ın izniyle bugünkü sohbetimizde burada tamamlıyoruz. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun inşallah.